Herkese merhabalar. Bu hafta biz bir grup arkadaş olarak kamp yapmaya karar verdik ve Bolca Armut'u tarafına gidiyoruz. Bursa'dan çıktık, İnegöl istikametinden geldik ve şimdi artık araziye doğru dönmeye başladık. Sanıyorum bir 20 dakikalık falan bir yolumuz kaldı. Ranger'le beraber hedefe ulaşacağız. Orada çadırlarımızı kuracağız ve bu hafta sonunu güzel bir deneyimle geçirmiş olacağız. Oradaki hem Bolca Armut'tan sizlere bahsedeceğiz. Çok güzel bir gölet de var, onu da göreceğiz. Şimdi o tarafa doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Yerleri de çok da böyle göstermek istemiyor insan, çünkü hani ne kadar çok bilindikçe o kadar çok ziyaret sayısı artıyor, ziyaretle beraber doğallığı bozulmaya başlıyor. Öyle bir ufaktan kaygımız da yok değil hani. Saatlerimiz şu an sabah 7.30 göstermekte. Dün geldiğimiz Bozcaarmut'ta biraz şimdi çevre turuna çıkacağız. Dün çok gezemedik. Hava biraz kapalıydı. Yerler baya bir ıslaktı. Dün ancak yerleştik, konakladık. Bugün biraz çevre turuna doğru çıkıyoruz. Size biraz buradaki manzarayı gösterelim. Evet, şu an Bozcaarmut göleti civarında patikalarda geziyoruz. Buralarda yabani hayatın çok aktif olduğu söyleniyor. İnternet sitelerinde falan ayılarla karşılaşabileceğiniz gibi bir sürü yorumlar var. Bizim burada birkaç dostumuz oldu. Tüylü dostumuz. Hani bilmiyorum. Dün akşamdan beri onlar bizimle beraberler. Hatta çadırlarımızın yanında yattılar. Sağ olsunlar, gece boyu havlayarak da çok da fazla uyutmadılar bizi aslında. Evet, burada çok yeşil, yemyeşil. Harika bir doğa.
Evet. İkiniz de mi gelmişler? Gelin bakalım. Bunlar da buradaki şu başka tüylü olur arkadaşlarımız. Muhtemelen buraya bırakılmışlar. Evet evet. Hadi gidiyoruz. Devam et. Muhteşem bir sis vardı. Artık o sisten kalanları görüyorsunuz şu an ama gece manzarası harikaydı. Kesinlikle şimdi bile muhteşem. Açık havada gelip burada konaklamanızı öneririm. Gölün manzarası muhteşem çünkü. Nerede yaşadığınızın çok büyük bir önemi yok ama mutlaka en azından bir hafta sonu Bolcaarmut'a gelerek bu bakir doğada dinlenebilirsiniz. Keyifli bir doğa turu atabilirsiniz ama mutlaka gelin. Evet arkadaşlar, Bolcaarmut'taki turumuz devam ediyor. Biz bugün sabahtan bir köye indik. Bir 3 kilometrelik falan bir yürüme mesafesi var. Yürümeyi tercih ettik. Bir gittik orada. Çok sıcak insanlar. Kahveye uğradık. Biraz sohbet ettik. Çay kahve içtik. Ondan sonra tekrardan döndük. Yol boyunca çok güzel meyve bahçeleri var bu arada. Ve direkt olarak oradan satan çiftçiler var. Onların alışveriş yapabilirsiniz. Çok keyifli insanlar. Onun dışında etrafı biraz dolaştık ve bugün cumartesi, anladığımız kadarıyla cumartesi günü ve pazar günleri burası biraz kalabalık oluyor. Yani hafta içi kadar sakin olmuyor. Bugün biraz daha kalabalık ama daha çok günübirlik gelenler var. Yine kamp yapan misafirler diyelim. Yine gece burada kalacaklar. Sayı yine biraz düşük olacaktır. Biz bu gece de burada kalacağız. Yarın artık dönmeyi düşünüyoruz. Buraları biraz daha biraz gezelim. Biraz daha bu güzellikleri görelim. Sizlere de biraz göstermeye çalışalım diye. Şimdi biraz daha bir yüksek kesimlere doğru çıkmayı deneyeceğiz bakalım. Evet, turumuza devam ediyoruz. Biraz çıkış parkuru yapalım dedik. Bir patika bulduk. Ve o patikadan şimdi biraz yukarı doğru çıkıyoruz. Aynen. Evet. Daha bir patikadan çıkmaya çalışıyoruz.
Evet, Bozca Armut'taki kampımızın artık son saniyelerini yaşıyoruz biz. Buraya veda vaktimiz yavaş yavaş geliyor. Az sonra araçlara binip artık Bursa'ya doğru dönüş yapacağız. Ama Bozca Armut'a gelip de mutlaka uğramanız gereken bir yer var. Şu an görmüş olduğunuz bu iskele. Ki zaten buranın sanıyorum herhalde en çok bilinen yeri diyebiliriz. Bu iskeleye gelip bir fotoğraf çektirmeden dönmek olmaz. Bozca Armut Göleti'nde güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel bir kamp deneyimi yaşadık. Sevgili Kadir Ulusoy ve sevgili Fatih Çete ile beraber. Bu arada onlara da desteklerinden dolayı, yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tabiat harikası. Özellikle hafta içi gelmenizi öneririm. Çünkü çok daha sakin oluyor, çok daha temiz oluyor. Ama hafta sonu gelmesiyle beraber, yani cumartesi akşamı ile beraber müthiş derecede bir doluluk oluşmaya başlıyor. Pazar günü de yine günü bir işlerle beraber bu doluluk artıyor. Biraz rahatsız olabilirsiniz ama hafta içi geldiğinizde çok çok huzur bulacağınız bir yer. Çok güzel dinlenebileceğiniz bir yer. Buradan yetkililere de şunu söyleyelim. Burası gün geçtikçe kirlenmeye başlıyor artık. Girişle ilgili belki çalışmaları değiştirebilirler. Normalde şu an Temmuz 2018 itibariyle 10 lira giriş ücreti aldılar. Belki mesela bu daha yükseltilebilir, daha etraf derli toplu hale getirilebilir. Temizlik konusunda biz zaten bireysel olarak dikkat etmeliyiz ama hani yetkililer de bu konuya biraz daha özen gösterirlerse bu tabiat harikası yer uzun yıllar insanlara oksijen sağlayabilir diyorum. Arkas Otomotiv'e de bize vermiş olduğu Ranger için ekstradan teşekkür ediyorum. Yeni yollarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.